Ersin Ramoğlu. Pornocu kadını müdür yaptılar. İçim kabarıyor. Öğürmek istiyorum. Görüp duydukları midemi bulandırdı. Porno kaseti çıkan bir kadın Mersin Belediyesi'nde müdür oldu. Başkan Vahap Seçer kimden bahsettiğimi biliyor. Kadınla birlikte olan adam CHP'li bir ilçe başkanının yakını. CHP'de insanı kusturan bu tür rezaletlerden çok var. Ahlaksızlık mide bulandırmanın ötesine geçti. Tuzu bile kokuttular. Ülkeyi yönetmeye talip olan kafa işte bu kafa. İktidar olurlarsa vay memleketin haline. Algılarla erken öten horoza döndüler. Kibirlerinden geçilmez oldu. CHP hem pisliklerini gizlemek hem de reisin oylarını düşük göstermek için Yöneylem, Gezici, Avrasya, ORC gibi yalancı anket firmalarına 650 milyon lira dağıttı. İyi Parti ve CHP ise malum gazetecileri maaşa bağladı. ABD'nin gönderdiği milyonlarla fonlanan yayın kuruluşları da ayrı. Ama miting alanlarını dolduran yüz binler reise destek veriyor. CHP'nin Mersin'de kurduğu infaz timi korku saçıyor. Kaya grubu gibi adrese teslim milyonluk ihaleler veriliyor. İşe alınan PKK'lılar ve yolsuzlukla suçlanan Göher Şahin'in bir üst göreve getirilmek istenmesi de söz konusu. Vahap Seçer'in rüşvetçi Ayhan Terban'ı önce yol yapıma, sonra destek hizmetlerine getirmesi ve hala bu adamı orada tutması bir sır. Adam daha önce de Macit Özcan'ın fen işleri müdürüydü. Ağır cezada birlikte yargılanıp rüşvetten ceza aldılar. Bir yanda porno kasetli bir bayan, diğer yanda rüşvetçi bir daire başkanı. Hey yavrum hey, CHP devleti ele geçirince neler olacağını varın siz düşünün. Sözcü gazetesinin ölen patronu Ertuğrul Akbay'ın yazdığı Yas 75 Yolun Yarısı isimli kitabın satışına Bay Bay Kemal'in aracılık ettiği söylenir. Başkan Karalar bu kitaptan ne kadar aldı? Yani sözcüye ne kadar haraç ödedi? Adı Başkent Pres Çelik Mühendislik İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, patron CHP'li Zeydan Karalar. Ortakları ise çocukları, Volkan ve Mert Karalar. Zeydan Efendi şirketi 2021 yılında devralmış. Karalar'ın Seyhan'la başlayan zenginliği Adana Büyükşehir Belediye Başkanı iken taçlandı. Şirketin merkezi Adana değil, Ankara. Neden acaba? Masak şirketin hesaplarını incelemeli. Rüşvetin belgesi olur mu demeyin. Olur. Hem demir-çelik işi istismara müsaittir. Erol Evcil'in el koyduğu Nursen Holding'in kestiği naylon faturalarla İlyas Keleş'in devletin 5 milyar dolar KDV'sini Indira Gandhi yaptığını belgelemiş biriyim. Bunu 8 yıl önce yazdım. Sözcü, Cumhuriyet, Hürriyet'in Çukurova eki ve Fox TV gibi fondaşlar CHP'lilerin bu tür pisliklerini yazmaz. Çünkü hepsi mangırın peşinde. Ersin Ramoğlu. Bülent Orakoğlu. Türk bayrağına uzanan kirli eller deşifre oldu. Provokasyonda Pentagon, YPG, PKK işbirliği var. Suriye'nin Azez, Cerablus ve Tel Abyad gibi şehirlerinde Suriyelileri Türkiye'ye karşı tahrik edenler, bayrağımıza uzanan kirli eller deşifre edildi. Provokatörlerden çoğunun satılmış terör muhibbi rejim, PKK ve İdlib bölgelerinden gelenlerle birlikte Türkiye'de işlediği suçlar nedeniyle sınır dışı edilen kişilerden oluştuğu belirlendi. Provokasyonların Pentagon CIA ile işbirliği içinde olan YPG-PKK terör örgütü mensuplarınca ve Suriye Milli Ordusu içinde para veya çeşitli vaatlerle kandırılmış cahil, hadsiz küçük birkaç grubun katıldığı iddiaları karşısında Suriye Geçici Hükümeti'nin Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Türk bayrağı toprağımız üzerinde kanı dökülen Türk halkı ve ordusu için kutsal bir semboldür. Bu sebeple devrimin değerlerini temsil etmeyen bazı ön yargılı ve cahil insanların saldırdığı bu kutsal sembole ve mahremiyete saygı göstermeliyiz. Bazı kesimler Suriye ve Türk halkları arasındaki kardeşlik ile kan bağını düşmanların çıkarları uğruna istikrarsızlaştırmayı hedeflemektedir." değerlendirmesinde bulundu. Suriye Muhalif Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu ile Yerel Suriye Milli Ordusu, üst düzey komutanları da provokasyona karşı yayınladıkları mesajlarda 4 milyon Suriyeli'yi koruyan kardeş ülkenin bayrağının yakılmasını kesinlikle tasvip etmediklerini, bu hain saldıranların arkasında PKK-PYD terör örgütünün uzantıları olduğunu, bu süreci takip etmeye devam edeceklerini kaydettiler. Türkiye-Suriye Dışişleri Bakanlarının görüştüğü açıklaması sonrasında ABD bir anda harekete geçti. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun "Suriye Dışişleri Bakanı ile görüştük" açıklaması sonrasında ABD'nin istihbarat ve 5. kol faaliyetlerini yürüten birimlerinin bölgede PKK-YPG örgütü ile işbirliği içinde ABD'nin kontrolü altına girebilecek bazı rejim karşıtı gruplar ile toplantı yaptıkları, görüşmeye katılan bir komutanın Türkiye gazetesine yaptığı açıklamadan öğrenilmişti. Zira ABD'nin Türkiye-Suriye ilişkilerinin düzelmesini istemediği, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yapılması neredeyse kesinleşmiştir.
gerçekleşen askeri harekatın Orta Doğu'da Amerikan menfaatlerine vereceği zararın dinamo etkisiyle Orta Doğu dışında başka bölgelere de sıçramasının ihtimal dahilinde olduğunu gördüklerinden engellenmesinin elzem olduğu kanaatinde bulunulduğu anlaşılmaktadır. Bu nedenle ABD'li savaş uzmanları tarafından çok önceden hazırlanan kaos stratejisi gereği, Türk bayrağı yakma görüntülerinin servis edilmesinin ardından kaosu körüklemek amacıyla, rejim karşıtı bazı küçük grupların liderleriyle yaptıkları toplantıda ucu açık çok vaatlerle Türkiye ile Suriye Milli Ordusu'nun arasını açarak, Kuzey Suriye'ye yönelik askeri harekatı dezenformatik hamlelerle önlemeye çalıştıkları gözlenmektedir. Ancak yukarıdaki satırlarımızda açıkça belirttiğimiz gibi rejim karşıtı bir iki küçük grubun lideriyle yapılan görüşmelerin SMDK ve SMO üst düzey liderleri ve komutanları tarafından provokasyon niteliğinde görülerek sorumluların cezalandırılacağı açıklaması bu küçük grupların Suriye Milli Ordusu'nu temsil edemeyeceklerini açıkça ortaya koymaktadır. Bu nedenle Millet İttifakı medyasının neredeyse tamamının Suriye Milli Ordusu'nun Türk bayraklarını yaktığına yönelik dezenformatik iddia ve haberleri durdurulmalı ve savcılıklara bu konuda suç duyuruları yapılması şarttır. ABD tarafından rejim karşıtı küçük grup liderlerine İdlib ve Halep'te kurulacak bir özerk devlet vaat ediliyor. ABD Fırat'ın doğusunu işgal ederek Suriye'ye ait olan petrolü YPG ile birlikte çalarak Suriye'nin doğusunda kurmak istediği terör devleti olgusunu uluslararası arenada meşrulaştırmak için Suriye'de yeni devletçikler mi kurmak istiyor? Kesinlikle samimi oldukları düşünülemez. Türkiye gazetesinin haberine göre görüşmede bulunan bir grubun komutanı ABD'nin vaatlerini şöyle sıraladı. İdlib, Hama ve Halep size verilecek ve özerk bir devletiniz olacak. Dera ve Süveyda, Durzi ve Sünnilerin ortak özerk bölgesi oluyor. Şam, Humus, Laskiye ve Tartus bölgelerinde ise Nusayri devleti kurulacak. İlerleyen süreçte PYD bölgeleriyle birleşmek isterseniz ABD ve müttefikleri size her türden desteği verecek. Uluslararası meşruiyet konusunda da yanınızda olacak. ABD'nin açıkça Suriye'nin toprak bütünlüğü, birlik ve beraberliğini bozan bu teklifi Rusya ve İran'a yapmış olması güçlü bir ihtimal sanırım. Hatta Esed'in bile bir Nusayri devletine razı olması da mümkün. Bu durumda yalnızca Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğünü, birlik ve beraberliğini koruduğu gerçeği karşısında bile Türkiye'nin ulusal güvenliği açısından öncelikle Kuzey Suriye'ye askeri harekat yapması elzemdir. Terör koridorunu parçalayıp güvenli bölgelere yerleştirdiğimiz sığınmacılar ve Mehmetçiklerimiz PKK-YPG tarafından işgal edilen ve bir terör kampı haline gelen Tel Rifat ilçesinden yapılan saldırılarda şehit edilmişlerdir. Aynı şekilde terör örgütü Münbiç ve Ayn el-Arab'da da büyük bir tehdide dönüştü. PKK-YPG'li teröristler Ayn el-Arab ilçesinden Gaziantep'in Karkamış ilçesine havan ve roket saldırılarına devam etmektedirler. Bu Türkiye açısından kabul edilemez bir durumdur. Gereği de açıkça bellidir. Askeri harekatlara tek başına sonuna kadar yeşil ışık inşallah. Bülent Orakoğlu.